Arkadaşlar selamun aleyküm. Uzun zamandır Hector Pro videolar atamıyoruz. Bu arada Hector'un olumsuz yanlarından, dur yavaş git, yavaş git. Olumsuz yanlarından bahsederken şundan da bahsedeceğiz. Bakın frenlerden ıslık sesleri geliyor. Bilmiyorum mikrofonda şu anda var mı ses? Evet, ses ama duyuluyor. Ben arkada rahatım abi. Yok, ıslık sesinden diyoruz. Bak balatanın ıslık sesi geliyor. Sürpriz ses ha. Yani o belki yağmurdan dolayı olabilir mi? Yağmurdan değil yani, balatalardan sürpriz sesi geliyor. Her sürekli geliyor. Her neyse arkadaşlar, şimdi konumuza dönelim. Bugünkü videomuzun konusu Hector Pro'nun olumlu ve olumsuz yönleri. Yani bu konuda bize yorumlara yazan arkadaşlar var. Neden Hector Pro ile ilgili videolar yapmıyorsunuz diye. Aşağı yukarı 2 ay oldu biz bunu alalı. Tabii ki olumlu ve olumsuz yönlerinin hepsini görmemiz lazım. Ahmet, bize sormana gerek yok. Direkt Bostancı Köprüsü'ne gidiyoruz. İster E5'ten mi gidelim, şeyden mi? Fark etmez. Araba bence çok iyi. Yani aracımızın arkadaşlar olumlu olumsuz bazı yönlerini biz bu 2 ay süre içinde tespit ettik. Şimdi aracımızın bir önce olumlu yönlerinden bahsedelim. Şöyle ben bunları zaten not aldım. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa, abone olurlarsa seviniriz. Bildirimleri açarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca şunu da belirtelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir. Yani ücret falan ödemeden kanalımıza abone olabiliyorsunuz. Şimdi aracımızın en büyük olumlu taraflarından bir tanesi arkadaşlar, bu araçlar bildiğiniz gibi ufak araçlar. Yani trafikte aralardan, derelerden geçebiliyorsunuz. Kalabalık merkezi yerlere gittiğiniz zaman çok fazla otopark sorununuz olmuyor. Yani bunlar bence şu en güzel olumlu taraflarından bir tanesi. Diğer bir olumlu tarafı da bu araçlar %100 elektrikli ve çok ekonomik arkadaşlar. Yani 100 kilometre yol yapıyorsunuz aşağı yukarı. Yani 7 kilowatt falan yapar. Yani 100 amperlen de bu araba aşağı yukarı 100 kilometre yapıyor herhalde, değil 10 mi? 10 liradan fazla. Kaç kilometre yapıyor? 70 kilometre şehir içinde burada yapıyorum. Trafik olmayan yerlerde 100 kilometreyi bulur. Yani arkadaşlar 7 kilowatt falan elektrik harcıyor. Aşağı yukarı 80 kilometre yol yapıyor. Bu da demek ki 80 kilometreyi aşağı yukarı 10 liralar civarı rakamlarla yapabiliyoruz demektir. Bence gayet iyi. Şunu da ekleyelim. Aracımız kullanım olarak gerçekten çok rahat bir araç. Yani bu da olumlu taraflarından bir tanesi. Yani otomatik bir araç. Gaza basıyorsunuz gidiyor. Frene basıyorsunuz duruyor. Ayrıca yokuşlarda falan kalkış desteği de var. Bu da çok güzel özelliklerinden bir tanesi. Yani yokuştan diyelim ki durdunuz aracınızda. Kalkış yapacaksınız. Frene basmadan yani araç durduğu sürece orada bekliyor. Yani normal otomobillerdeki gibi 3 saniye 5 saniye gibi ayağını frenden çektiği zaman 3-5 saniye sonra geri kayma falan yok bunlarda. Yani aracınıza gaza basıp hareket edene kadar o şekilde bekliyor. Ben de arabaya misafir olarak bindim, bu arada belirtmek istiyorum. Araba konforu gerçekten güzel arka koltuklarda. Evet, şu sadece bir cik cik sesi var. Bu da balatalardan evet, kaynaklı. Onu bir ustaya yani göstermek gerekir. Bu balataların güzel şeyleri değişirse, orada tutan dişleri var. Onlar değiştiği zaman bu sesi keser. Güzel bir ayar yapılırsa evet, gider yani. Bu araçlarda sigorta mecburiyeti var mı Ahmet? Yok değil mi? Yok. Bunlarda sigorta mecburiyeti yok ama maalesef ki bu araca vergi çıktı arkadaşlar, onu söyleyelim. Çok fazla vergi çıkmıyor tabii ki ama 300 lira mıydı? 300 civarıydı herhalde. 400 liraya yakın bir rakam. 360 lira değil miydi Ahmet? Öyle bir şey, 400'e yakın bir rakam. Yani 400 liraya yakın, 360 lira civarı olması lazım, bir vergi çıkıyor. Onun haricinde arkadaşlar bu araçlara ehliyet lazım. Olumlu taraflarından bir tanesi de A1 ehliyetle bunu kullanabiliyorsunuz. Yani 16 yaşına geldiniz, motosiklet ehliyeti alıyorsunuz. Motosiklet ehliyetiyle de bu arabayı kullanma şansınız var. Bu da olumlu taraflarından bir tanesi. Onun haricinde plaka gerekiyor. Belli sürelerde periyodik bunların müayeneleri var arkadaşlar. İlk aldığınız zaman 3 sene, ondan sonrakilerde 2 senede bir. Yani hem olumlu hem olumsuz yanlarında aynı anda söylemiş olduk. Aslında olumsuz değil bu. Yani müayene olması bence en mantıklısı arkadaşlar. Tabii aracınıza sigorta yaptırırsanız da mecburiyet yok ama bence sigorta yaptırılması daha mantıklı. Çünkü kaza anında çok büyük masraflar çıkabiliyor. Bir olumsuz olarak şunu eklemek istiyorum abi. Şu sağın ufak bir perde yapılabilir. Mesela güneş evet, çok vurduğu zaman şu anda kayıtta da görünüyordur. Ufak yani bir perde olabilir. Mesela Aurora'nın pick-up modellerinde var. Başka ekleyeceğim bir şey var mı Ziyel? Onun dışında benim gözlemlediğim kadarıyla araba gayet güzel, konforlu. Arkadaşlar aracın olumlu taraflarından bir tanesi de bu araçlar 4 kişilik. Ama arka tarafa 2 kişi oturabiliyor. 2 yetişkin. Normal 2 yetişkin tabii. 2 kilo olursa bir çocuk daha sıkışmaz ama buna 2 normal yetişkin ve arka tarafa bir çocuk da sıkışabiliyor.
Aracımızın bir diğer olumlu yanı da aracımızın aküsü lityum. Lityum akü olması da gerçekten daha sağlıklı. Hem uzun ömürlü bir akü hem de yokuşlarda falan performans olarak jel aküye göre çok daha iyi. Olumlu taraflarından bir tanesi de arkadaşlar, bu araba piyasadaki en uygun fiyatlı 4 kişilik lityum akülü araç. Yani bundan daha uygun fiyata 4 kişilik lityum akülü araç yok. Arkadaşlar, bu aracın olumlu yönlerini eklemek istediğiniz şeyler olursa, bu aracı kullanan arkadaşlar varsa onlar da yorumlara olumlu yönlerini eklerlerse bu aracı merak eden arkadaşlar da oradan öğrenebilirler. Şimdi aracın biraz da olumsuz yönlerinden bahsedeceğiz. Bu aracın en önemli kronik sorunlarından bir tanesi diyebiliriz. Bu yan aynalar maalesef arkadaşlar. Yani şoför sol tarafta oturduğu için sürücü, aynalara baktığınız zaman ortadan bakmanız lazım ki aynaları tam göresiniz. Yoksa maalesef kenardan baktığınız zaman, yani sol taraftan baktığınız zaman veya benim olduğum noktadan baktığınız zaman aynaları yarım görüyorsunuz. Bu aracın bence en olumsuz taraflarından bir tanesi. Bu araçlardaki kronik sorunlardan bir tanesi de maalesef ki fan düğmesi ya da düğmeye bağlı olan bir diyot var herhalde, bilmiyorum. Yani fanlarda sıkıntı çıkıyormuş arkadaşlar. Ben bunu çok duydum. Şu anda bizim aracımızda da maalesef ki var. Yani bizim fanımız maalesef şu anda çalışmıyor. Ondan dolayı da kaloriferi çok fazla kullanamıyoruz. Kaloriferi açarsak fanı çalıştırmamız lazım. Yoksa hava akışı olmadığı için ısınıp telleri yanıp bozulabilir kaloriferi de. Amortisörlerinin ayarlanması lazım. Amortisörleri en dipte. Bir diğer sorunumuz da arkadaşlar, abimin dediği gibi amortisörler şu anda en dipte ayarlanmış konumda. Yani setlerden, tümseklerden geçerken tak tak vurma yapıyor. Öyle bir de sorunumuz var maalesef. Az önce zaten söylemiştik, bu aracın olumsuz yanlarından bir tanesi de maalesef bu araçlara vergi çıkıyor. Eğer aracına vergi çıkıp da bunu iptal edebilen bir kullanıcı arkadaşımız varsa, onu da yorumlara yazarsa, ne şekilde yaptığını yazarsa, diğer arkadaşlar da biz de öğrenmiş oluruz. Şimdiden kendisine de teşekkür ederiz. Az önce söylemiştik, bu araçlarda ehliyet gerekiyor. A1 ehliyette bunu kullanabiliyorsunuz. Yani 16 yaşını geçtiyseniz ehliyet gerekli. Vergisi de var. Plaka da gerekli. Bunların bir anısı da var. Onları az önce de zaten söylemiştik. Hem olumlu hem olumsuz olarak bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Diğer bir sorunu da maalesef ki bu araçla alan arkadaşlar yazıyorlar. Sıkıntılarla karşılaştık, servise gittik, servis bizimle ilgilenmedi ya da para talep etti diye. Planlar motor burada Ahmet, buraya gireceğiz. Haberin olsun. İstersen aşağı gidelim, gidelim sonra dönüşte girelim. Yani maalesef arkadaşlar servislerde birazcık insanlar sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Para falan talep edenler varmış. Sağdan girebilirim. Yani servisteki servisçi arkadaşlara, bayilere de buradan sesleniyoruz. Lütfen arkadaşlar, yani bu araçların garantisi varsa garantisi var deyin ve para talep etmeyin. Garantisi yoksa da alırken satarken deyin ki arkadaş, bu aracın garantisi yok, ona göre satın. Yani bu bence ayıp bir şey. Öyle değil mi Can? Siz de fikrinizi söyleyin bu konuda. Ya bu konuda Reynoğlu'nun üzerine tanımam yani. Adamlar. Aynen. Oğuşlar Grup bu konuda gerçekten çok iyi arkadaşlar. Evet. Müşterileri için adam kendi arabaları, ellerindeki satacakları arabayı parçalayıp yani parça şeyi olarak kullandılar yani. Ben bunu biliyorum. Gerçekten olması gereken de bu zaten. Müşteriyi memnun edeceksin, mağdur etmeyeceksin. Her konuda desteğini çıkıyor. Ama bizim Çin'den gelen araçların hepsinde bu konu maalesef var. Hepsinde herkesten bu şikayetleri duyuyoruz. Maalesef adam arabayı almış, 2 gün olmuş veya aynı gün arıza yapıyor. Yani adamdan para talep edenler oluyor. Bunlar çok ayıp şeyler yani. Garantisi neyse, süresi neyse o kadar süre bu arabaya bakacaksın, sahip çıkacaksın kardeşim. Arkadaşlar, bu sağ taraftaki maalesef kapının cam düğmesi sıkıntı yapıyor. Bizim araçta da yaptı ama abim onu kendisi tamir etti. Bu elektrikli araçlarda maalesef ki bizim araçta da Çin araçlarının genelinde olan işçilik ve montajda zayıflık var. Bundan dolayı da işte az önceki bu yolda giderken Balata'dan gelen cik cik sesi veya trim sesleri. Bu arabada trim sesi var mı Ahmet? Var. Yani bu işçiliğin zayıf olmasından arkadaşlar. Yani malzeme zaten belli. Biz bunu görerek alıyoruz, bilerek alıyoruz ama işçiliği sonuçta çok fazla dikkat etmiyoruz. Yani her tarafta vidalar var, gevşek vidalar var. Ne bileyim işte plastiklere tutulmuş İşleri vidalar var. İşleri bozulmuş vidalar var. Tam sıkılmamış vidalar var. Yani maalesef işçilik zayıf. Bunun işçiliğine birazcık dikkat edelim arkadaşlar. Vidaları sıkıyorsunuz. Yani sağlam sıkın. Artı sıkarken fazla sıkıp da yalama yapmayın. Oturtmamışlar. Aynen. Oturtmadıkları için diş kapmış. Vida sıkılmıyor. Yani usta, yani işçilik zayıf arkadaşlar. Bunlara biraz dikkat edelim. Tabii bu fabrikadaki arkadaşlar için geçerli. Yani normal bayilerdekilerin bu konularda çok fazla suçu yok ama genelde maalesef ki bayilerde bunlar geliyor, aküleri falan bayilerde takıyorlar. Oradaki ustalar da birazcık ona da dikkat edebilirler. Yani oradan da kaynaklı da olabilir yani, bilmiyoruz. Arkada bagaj yoktu değil mi abi? Bagaj evet. Arkada değil. Enes'in, ufak bir bagaj. Enes'in dediği gibi bu araçta çok büyük bir bagaj yok. Ön tarafta yani küçük bir bagaj var ama
Arka tarafta maalesef ki bagaj yok ama isterseniz aracın üstüne bir portbag sonradan takılabilir ama ona da portbag'e de çok yüksek ağır malzemeler koyamazsınız. Çünkü yükseğe kaldırmak zor olur. Yani 3 kilo 5 kilo. Yani yatak, yorgan, battaniye, çarşaf, işte aynı yazlık yere giderken. Aynı. Mini yani, gibi. Onun gibi. Yani arkadaşlar kısacası bu araçların böyle işçilikte vidalarda, gevşek vidalar falan böyle ufak tefek sıkıntılar çıkınca, bir de üstelik gidip de serviste ilgisizlik olunca insanlar kafadan bu aracı aldıktan sonra direkt soğuyorlar yani. Ondan sonra ne oluyor? Bu bayiler için, marka için kötü bir reklam oluyor. Biz işte ne yapıyoruz? Bak az önce burada eleştiriyoruz bu aracın servis konusunu, garanti konusunu. Eleştirmek zorunda kalıyoruz, söylemek zorunda kalıyoruz. Bunları keşke söylemesek ama maalesef ki insanlar bu araçları aldıktan sonra kısa bir süre sonra elinden satanlar da oluyor yani. Sırf sadece bu araçların servislerdeki ilgisizlik yüzünden. Onun haricinde abi senin bu arabayı 2 aydır kullanıyorsun. Senin insanlara söylemek istediğin şeyler var mı? Genel olarak memnun musun? Seni tatmin ediyor mu? İyi yanları, kötü yönleri senin gördüğün. Şöyle kısaca çabuk çabuk. Araba pratik. Her yere girip çıkabiliyoruz. Şu anda normal aracımı mecbur kalmadıktan sonra, yani bunun şarjı bitik değilse kullanıyorum. Mecbur kaldığım yerde bir şey taşıyacaksam eğer normal aracımı kullanıyorum. Haricinde hep bu arabayı kullanıyorum. Gayet memnunum. Bu arada bir şey ekleyeceğim. Şarj deyince hani araba şarjı az olduğu zaman mecburen diğer arabayı kullanıyorsun. Bunun şarj süresi ne kadardı? 6-8 saatte aşağı yukarı şarj oluyor. 8 saat çok sürmüyor çünkü ben tam bitirmiyorum. Yokuşlarda filan biraz yavaşlamaya başlıyor. Ben de o olmasın diye, kalkışlarda ve yokuşlarda problem olmasın diye şarjını bitmeden takıyorum. Yani 70 kilometre civarında takıyorum. Şimdilik bu videodan bu kadar. Hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa, abone olursa seviniriz. Ayrıca bu aracı diğer kullanan arkadaşlar varsa, bizim es geçtiğimiz, unuttuğumuz, eklemediğimiz şeyler varsa hani olumlu, olumsuz olarak, onları da sizler de yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız diğer arkadaşlar da onları görmüş olabilirler. Herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Eklemek isteyen var mı bir şey? Elinize sağlık, ne diyelim. Hoşça kalın.